Amerika'da ISM hizmet endeksi Aralık'ta 60.7'den 57.6'ya gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesini gördü. Beklenti 59'du. Kasım'a ait fabrika siparişleri ve dayanıklı tüketim mal verileri hükümetin kapalı olması nedeniyle gecikmeli açıklanacak. Atlanta Fed Başkanı Bostich 2019'da bir faiz artışını desteklediğini söyledi. Bostich gümrük vergilerindeki artışın fiyatları yukarı çekeceğini öngördü. Fed'in bilançosunu daraltmaya devam etmesini ve bilançoyu dengeli bir seviyeye çekmesi gerektiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin heyetleri ticaret gerilimini sonlandırmak için Pekin'de 2 gün sürecek görüşmelere başladı. Çinli yetkililer bir çözüm yolunun bulunacağı konusunda umutlu olduklarını açıkladı. Amerika ve Çin ticari anlaşmazlıkların çözülmesine yönelik müzakerelerin yapılması konusunda 1 Mart'a kadar sürecek 90 günlük ateşkes için anlaşmıştı. UBS Başkanı Axel Weber piyasaların 2019 için karamsal beklentilerinin abartılı olduğunu iddia etti. Weber'e göre küresel piyasalardaki sıkıntı ekonomik büyüme ve ticarette hala görece iyi olacak performansını gölgeliyor. Goldman Sachs 2019 sonu petrol tahminini Brent'te $70'dan $62,5'a çekti. Kurum fiyat tahminindeki revizyonla ilgili olarak yeniden gündeme gelen arz fazlasını ve Amerikan kaya petrolü üretiminin istikrarlı seyrine işaret etti. BlackRock'a göre altın küresel büyümenin yavaşlaması, hisse piyasası volatilitesinin yüksek seyrini koruması, Fed'in bu yılki sıkılaştırma temposunu yavaşlatmasının beklenmesiyle kazançlarını artırabilir. Kuruma göre altın etkin bir finansal koruma imkanı sunuyor. Türkiye Bankalar Birliği futbol kulüplerinin borçlarının silinmesinin söz konusu olmayacağını ve borçların bir bankaya devrinin düşünülmediğini duyurdu. Açıklamada borçların yapılandırılmasında piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılmayacağı vurgulanırken tüm bankaların kendi kredi risklerini yöneteceğinin altı çizildi. Sigara başta olmak üzere tütün ürünlerinde ÖTV %63'ten 67'ye çıkarıldı. Söz konusu ürünlerde asgari maktu vergi tutarı sıfırlanırken maktu vergi tutarı 0.42 olarak kaldı. Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018'de %35 oranında daraldı. Amerikan Başkanı Trump, Suriye'den çekilme planı ile ilgili yaptığım ilk açıklamalarda bir değişiklik yok. Hem DAEŞ'le mücadele edeceğiz hem de Suriye'den uygun bir şekilde çekileceğiz açıklamasını yaptı. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki Amerikan heyeti Türkiye'ye geldi. Amerikan heyetinin Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde başta Manbij ve Suriye olmak üzere FETÖ ve terör örgütü PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Ve benzine bu geceden itibaren en geç perşembeye kadar zam yapılması bekleniyor. Benzinde 15 kuruş, motorinde 10 ila 15 kuruş aralığında zam öngörülüyor. Bloomberg ET ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda pazartesi gecesi itibariyle karşınızdayız. Öncelikle gündem maddelerimize şöyle bir bakalım. İlk gündem maddemiz gelişen ülkeler piyasalarındaki Powell etkisine dair. Aslında sadece gelişmekte olan ülkeler değil, sabah saatlerinde Asya piyasalarına ve cuma günü biz Amerikan endekslerindeki o güzel Powell etkisini görmüştük. Oldukça güvercin konuşan Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın mesajlarının ardından piyasalarda bir borsalar cephesinde yükseliş, gelişen ülkelerde bir borsalarında endekslerinde rahatlama görüyoruz. Ve ikinci gündem maddemiz Amerikan Merkez Bankası Fed'in tutanaklarına ilişkin aslında bir önceki toplantı Powell tabii konuştu. Perşembe günü bir daha konuşacak Amerikan Merkez Bankası Başkanı. Ama yine de tutanaklarda acaba ne konuştular Fed üyeleri onu değerlendireceğiz, ona bakacağız. Amerika ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ise başladı. Amerikalı bir heyet Çin'de. Çin'den üst düzeyde katılım olduğu ifade ediliyor. Ticaret görüşmelerine, ticaret savaşının çözülmesine dair müzakerelerde gözler. Ama iyimserlik en azından bir miktar sanki önümüze gelmiş gibi görünüyor. Vergi düzenlemeleri bir başka gündem maddemiz. Özellikle sigaradaki vergi düzenlemelerinin enflasyona etkisi tartışılıyor. Yaklaşık 1 puan civarında etki edebileceği enflasyonda yukarı yönlü yükselişe
yukarı yönlü bir harekete neden olabileceği ifade ediliyor. Tabii ki Merkez Bankamızda acaba Ocak ayı ya da Mart ayında herhangi bir faiz indirimi gelir mi? Bu da tartışma noktalarından bir tanesi. Az önce ekonomik görünümde uzunca tartıştık. Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklaması, futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar. Bir borç silme olmayacağı bugün Türkiye Bankalar Birliği tarafından ve sadece bu işe tek başına Ziraat Bankası'nın kalkışmadığı da yine ifade edildi. Diğer bankalar, 4 bankanın katıldığı ifade ediliyor ve John Bolton, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı, Ankara'da gelmeden önce yaptığı açıklamalar bir miktar kafa karıştırıcıydı ama bakalım Ankara'daki görüşmelerden hangi sonuçlar çıkacak. Efendim, rakamlara göz atacağız ama öncesinde değerli konuklarımızı sizlerle paylaşalım. İki isim küresel piyasalarda pazartesi günü bizlerle, Recep Atakan ve efendim Murat Sağman az sonra küresel piyasalarda konuklarımız olacak. Her iki isimle piyasayı konuşacağız, değerlendireceğiz. Şöyle bir rakamlara göz atalım. Ardından sohbetimize ve Melike Ayan'a bağlanacağız. İşte dolar TL'de yukarı doğru hareketle başladık. Powell'ın mesajına rağmen dolar TL yukarı gitti. 5.39.17 %1'lik bir yukarı hareket var. %1.8 yukarıda. Euro TL 6.20'ye yaklaştı. 6.18-6.19'da Euro dolar paritesinde yukarı doğru bir hareket var. Euro bugün ciddi manada güçlü dolar karşısında. 1.14.79-1.14.80. Borsa İstanbul 89.900. 90.000 sınırına yeniden dayanan bir Borsa İstanbul Yüz Endeksi var. %1.2 efendim şu dakikalarda kur yukarıya giderken bizim Borsa İstanbul'un günü yukarıda kapattığını ifade etmiş olalım. Gün içerisi grafiğe bakalım. Şu an dolar TL'nin hareketi sabah saatlerinde 5.32'den başladık. Yukarıya doğru bir 5.40'ın üzeri 5.41 görüldü. Akşam saatlerinde hala nispeten yüksek taraftayız. 5.39.24 şu an karşımızda. Bakalım efendim Türkiye'nin CDS'lerine risk primi. CDS'ler 356 aşağı doğru geliyor. Türkiye'nin CDS priminde diyelim aşağı doğru bir hareket var. Risk primi bir miktar düşmüş. 360-370'deydik geçtiğimiz haftalarda, hatta 380'ler. Amerikan efendim tahvilleri öncesi bizim tahvillere bakacağız. Tahvil faizleri cephesinde nasıl bir tablo var sizlere aktaracağım. 10 yıllık tahvil faizimiz 16.5 aşağı doğru geliyor. 2 yıllıkta da yine biz yeni hafta ile beraber düşüş görüyoruz. 5 yıllık bir miktar daha yukarı gitmiş 17.5 seviyesinde. Amerika'ya da bakalım. Amerikan tahvil faizleri bir miktar daha risk iştahı açılınca Amerikan 10 yıllık tahvil faizi de yukarıya gitti. Geçen hafta 2.57'yi görmüştük. 2.57-2.67 hareketini yaptı. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 5 yıllık yukarıda ve 2 yıllık tahvil faizi de yine yukarıya doğru gidiyor. Bakalım bir de efendim altın cephesini. Altında zayıflayan doların altını 2,5 dolar sadece yukarı götürdüğünü görüyoruz. 1288'de dolar endeksi gevşiyor. Dolar endeksinde 95.6 seviyesindeyiz. Brent petrol, Amerikan tipi ham petrol yukarıda. %2'ye yakın Amerikan tipi ham petrol. 49 dolara yaklaştık. 58 dolara yakın bir Brent petrol var karşımızda. Amerikan endeksleri gelecek son olarak, ardından Melike'ye döneceğim. 125 puan. Geçen hafta Cuma günü hareket başlamıştı, sürüyor. 23.500'lerdeyiz. %0.9'a yakın S&P 500 yukarıda ve Nasdaq'ta da %1.3'lük bir yukarı hareket var. Melike'ye dönelim. Efendim bakalım sevgili Melike'de hangi notlar var? Yeni hafta, geçen haftadan gelen bir Powell etkisi ama ISM hizmet endeksinde Melike negatif tablo. Önce ISM imalat endeksi kötü gelmişti. Şimdi ISM hizmet endeksinde de olumsuz bir tablo sanırım karşımızda. Evet, bir puanlık bir düşme var. 58'den 57'ye düşüyor. Baktığımızda imalat dışı ISM'de. Rakamlar, ekonomik indikatörler bunu gösterirken tabii tüm ekonomik indikatörleri, verileri alamıyoruz. Zira federal hükümetin kapatılmasının 3. haftasına giriyoruz. Fabrika siparişleri, dayanıklı tüketim malları siparişleri bugün gelecekti ama gelmedi, ertelendi. Bununla birlikte vergi beyannamelerinin geri getirilerinin veya iadelerinin gönderilmesi aynı şekilde iptal. Aynı zamanda ulusal milli parklardaki çöplerin büyümesi büyük bir sorun oluyor. 3, 4 bir yandan da tabii sınırda insani ve güvenlik krizi, insanlık krizi yaşanıyor. Bütün bunlarla birlikte Trump neye karar verdi?
Salı günü yani yarın akşam 9'da bir ulusa seslenişte bulunacak. Neyle ilgili olarak? Sınırdaki krizle alakalı olarak, güvenliğimizle alakalı olarak bazı kanallar yayınlamayacaklarını söylediler. Bu da tarihte neredeyse ilk ama hangi kanallar olduğu henüz açıklanmadı. Fakat bunun nereden şimdi çıkardı Trump dersen, Perşembe günü kendisi sınıra gidecek, Meksika sınırına ve bizzat kendisi oradaki insanlık kriziyle güvenlik krizinin ne derece, hangi boyuta geldiğini görecek. Ve bundan sonra da acaba o 5 milyar dolarlık ben duvarın örülmesi için bütçenin verilmesini istiyorum sözüne devam edecek, orada bu talepte diretecek mi? İşte en önemli soru bu. Fakat gitmeden önce yaptığı ulusal seslenişte yarın kendisi özellikle durumun nerede olduğunu, hatta kendisi bu son haftalarda ve yine geçtiğimiz hafta sonunda da söylediği gibi hükümet gerçekten federal hükümet bir seneden fazla kapatılabilir mi sorusuna ne cevap vereceğini merak ediyoruz. O yüzden ulusal seslenişi çok önemli. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders'ın da tweetinde de söylediği gibi bugün bu insanlık krizi ve güvenlik krizi çözülmek zorunda. İşte bununla ilgili olarak bütün medya kuruluşları bunları şimdi şu anda son bir saat önce gelen habere göre yayınlarken borsa rallidi. Özellikle de küçük ölçekli işletmelerin, şirketlerin hisselerinin performansının çok yüksek olduğunu görüyoruz şu anda. Sen de söyledin, Powell'ın rallisinin biraz silinmeye başladığı, bugün de yerine onun ne aldı? Çin-ABD ticari görüşmelerinin iyimserliği aldı. Çünkü müzakereler bugün başladı ve umutlar yeşerdi. Olumlu gelişmeler bekleniyor bu iki tarafın Çin'deki toplantılarından. Böyle bir günde S&P 500 neredeyse %2'ye varan bir yukarı çıkış sergilerken Dow Jones da kendini yukarı atıyordu. Şimdi biraz dengelendiler. Bir saat baktığımızda daha var, pardon, iki saat daha var kapanmasını borsanın. Ama şu an itibariyle borsa kendini doğrultusunu yukarı yöne çevirmiş durumda diyorum. Ve söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Efendim Melike Aynan'a çok teşekkür ediyoruz. Dönüyoruz stüdyomuza. İki değerli konuğumuz pazartesi akşamı Recep Atakan bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk Barış. Ve Murat Sağman bizlerle. Murat Sağman hoş geldin. Hoş bulduk Barış. Yalnız abi biliyorsun Murat Sağman biraz surat hafif düşük. Yani benden önce nasıl ekonomi programı oldu? Yok, yok. Ha? Biraz var. Yeni program hayırlı olsun. Çok hani şey geldi. Ya, biz başlamayacak mıydık saat 10'da? Niye benden önce program var? Tabii hepsini başkası söyledi şimdi. Bize, bize bir şey kalmadı. Biz daha piyasa tarafını. Ha, bu program okay. Aslında daha önemli. Var ya bu şey bir... Diğer programda da bu program ana program. Bu bizim şey var. İlker Ayrık'ın programı var. Yaparsın aşkım diye. Fox'ta bir yarışma programı var. Evet. Bütün yarışmacılara ben sizi destekliyorum. Biraz onun gibi. Ben sizin kazanmanızı istiyorum. Hayırlı olsun tekrar. Çok teşekkürler. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz sizler de hoş geldiniz. Daha çok piyasa tarafını tabii daha sıcak konuları bu bölümde konuşacağız, değerlendireceğiz. Ekonomik görünüm. Hani bu saatte anlayanlar için de gelenler için de ifade edeyim. Küresel piyasalar kalktı mı falan böyle birkaç mesaj gördüm. Biz devam edeceğiz. Kısmet olduğu sürece hani işimizi benim yapmam ifade edildiği sürece ben giderim, küresel piyasalar devam eder, o ayrı konu da. Ama onda en azından bir süre daha ben yapmaya devam edeceğim. Ama saat 9'da da artık ekonomik görünüm ve daha çok makro görünümü, hani ya neden reel sektör tarafı konuşulmuyor dediğiniz tarafı da konuştuğumuz bir programımız artık var. Bu akşamki en azından kaçıranlar için sizlere ifade etmiş olalım. Yarın akşam bana gelirken bir telefon geldi. Sen küresel ama yeni program ekonomik görünüm diye onlar takılıyor. Ben de bugün Barış'a mesaj attım. 9'da mı geliyorsun? Değil mi? Böyle bir kafa karışıklığı oldu evet, bugün. Biraz. Murat Sağman'la başlayalım mı? Biraz şey olmuş zaten hani arka tarafta hemen çıkmadı yayına diye. Sağman şimdi Powell tabii iyimserliği var sanıyorum piyasalarda. Fed Başkanı konuştu ve rahat bir şekilde gelişmekte olan ülkeler şu mesajı aldısın. Demek ki Fed o kadar fazla oranda ve hızlı bir şekilde faiz artırmayacak. Çünkü sabırlı olacağız dedi. Hatta bilanço konusunda bile... Bilanço daralıyor. O konuda bile bir ayarlamaya gidebiliriz gerekirse. Piyasaları dinliyoruz dedi. Çok önemli mesajlar, kritik mesajlar geldi. Powell sonrası hava sanki bir miktar daha devam ediyor. Valla ben bugün şeylere baktım. Gelecek bir yıl içerisinde böyle faiz arttırırım işte Bloomberg ekranında. Yani görünüm sanki hiç arttırmayacak gibi. Yani iş nereden nereye döndü? Yani 4 ay önce ne konuşuyorduk? 3 mü? 4 mü? İşte biz nasıl etkileniriz? İşte dolar yükselir. Şimdi...
Yani bir tane yaparsa iyi gibi gözüküyor. Bugün işte evet ekranı açtın, baktığın zaman... Yani Ocak ayı %0. Sıfır. Mart %0. Mayıs'ta sıfır. %12 ya şaka gibi evet, yani. Yani 12 zaten Haziran'dan önce kesin beklenmiyor. Yaparsa, Haziran'da da sadece %12 şu an. Evet. Şaka gibi. Yaparsa Haziran'da yapar. O da yani dediğin gibi %12. Ondan sonra Eylül geliyor. Temmuz var. Bunlar da 11. 10-11. Hatta sene sonu için Ekim'de %10. İndirimi beklentisi, evet, faiz artış beklentisinden daha yüksek. %22 faizi indirir diyor piyasa. Evet. %9.8, %10 artırır diyor. Barış, bu yeni başladı işte. İndirim artık fiyatlanmaya başlıyor. Yani işte 10 yıllıklara bakıyorsun, faizlere bakıyorsun. IMF yani bir resesyon beklentisi başlamış gibi ama yani bu arada IMF'nin böyle bir raporu var. 100 ekonomistler işte 150 resesyondan 148'inde tahmin edememiş gibi. Yani ne bir resesyon olacak ama yani bunun zamanlaması çok kolay değil tahmin etmek. Yani gördüğümüz Haziran'a kadar kesinlikle bir faiz artırımı yok Amerika cephesinde. Olursa bir tane olur gibi, o da çok düşük ihtimalle ama bu iş yine değişir. Biliyorsun işte 3-4 ay önce ne konuşuyorduk, şimdi ne konuşuyoruz? Bu iş değişir de değişen aslında Powell oldu. Recep Atakan döneceğim ama Powell ciddi değişti. Yani bildiğimiz Powell değil bu. Güvercin bir adam olarak çıktı. Bu arada bak faiz artırımı konuşuyoruz ama 50 milyar dolar her ay piyasadan da bilanço daralacak. 600 milyar dolar daralacak bu sene. Gelecek sene de herhalde bir 500 daralacak. Yani bilanço 2 yıl içerisinde 2,5-3 arasına falan inecek. Hı hı. Ha, onu da unutmamak lazım. Evet, bu olumlu bir gelişme yani bütün küresel piyasalar için ama diğer taraftan da likitte çekeceğini de bilanço daralacağını da unutmayalım. Recep Atakan yani bir iyimserlik var, Murat Salman değişebilir diyor ama Haziran'a kadar da Fed'den bir faiz artışı beklemediğini söylüyor. Sen ne dersin? İşte ilk etapta bu Çin'le olan görüşmeler sonrası tablonun ilk değişme ihtimalinin takvimi Çin'le olan görüşmelerin nasıl biteceği kısmı. Şimdi biz neyi fiyatlıyoruz? Trump'ın daha önceki haftada Powell'ın üzerinden eleştiri yaparken Çin'le olan ticaret savaşımızı tamamlayamadı, okuyamadı şeklinde bir eleştirisi vardı. Yani olaya biraz siyasi bakmasını öngörerek bunları söyledi. Şimdi bu Çin Pekin'deki görüşmeler sonrası ortaya ne çıkacak bilmiyorum ama uyumlu bir sonuç. Piyasaların hoşuna gidecek makul bir anlaşma gibi bir senaryo çıkarsa Amerika'nın bu 12 ay boyunca devam edecek tahmin seti hemen Mart'tan itibaren tekrar değişmeye başlayabilir. Yani Amerika ile Çin ticaret görüşmelerinde anlaşırlarsa Fed daha kolay ya da belki daha hızlı ya da daha çok faiz artırabilir diyor. Yani faiz artırmama yerine belki yine bir faiz artışı gibi bir senaryo gündeme gelebilir. İkinci konuda bilançosunu küçültmesi konusu. Bilançosunu küçültme senaryosu hepimizin bildiği 3 faiz artışı artı bunun yanında bilançosunu küçültme gibi bir oyunun parçasıydı. Şimdi faiz artış tahminleri bozulmaya başladı. Evet. Powell'ın açıklamalarında da piyasaların yani yakından takip ettiğini, gerekirse bilançoyla da oynayabileceği mesajını verdikten sonra belki işlerin kötüye gitme senaryosu faiz artışı yok. Bilançonun küçülmesindeki o 50 milyarlık tablo yer değiştirebilir. Ya da tam tersi ılımlı bir Çin-Amerika anlaşması sonrası bilançonun küçülme takviminde bir değişiklik yok. Ama faiz artışı kısmı için bu tahmin seti bozulabilir. Tabii dünya için büyük, küçük Türkiye için büyük derler ya bazı benzetmelerde. Şimdi bu hamleyi Türkiye ve Amerika ekonomisi olarak baktığımızda Amerika için haberler kötü. Şu anda resesyonu fiyatlayan bir piyasa modeli var. Ama Türkiye ve Türkiye benzeri ülkeler içinde bundan 6 ay önce sorsanız nedir iyi senaryo deseniz Amerika'nın faiz artışlarının durması, bilançonun küçültülmesini bile tartışma konusu olması genel konjonktür anlamında Türkiye için en önemli haberlerden bir tanesi olacaktı. Biz yine ne yazık ki böyle bir ralliden çok faydalanamayarak geçiriyoruz bu dönemi. Biz de seçim ve seçim uygulamalarının iç uygulamalarımızın getirdiği piyasa modellemeleri dolayısıyla gördüğüm kadarıyla bunun coşkusunu tam yaşayamayan bir yapıdayız. Kurun bugün arttığını görüyoruz. Faizlerde her ne kadar Merkez Bankası enflasyon ilişkisi birkaç ay daha böyle gitmesine müsaade etse de uzun vadeli faizlerimizde çok net düşüşler göremiyoruz.
Yani tahmin ediyorum bütün para piyasası oyuncuları şu andaki kısa süreli o pembe tabloyu uzun vade alımlara yansıtmak için acele etmiyorlar. Herkesin bu Pekin'deki görüşmeler sonrası ortaya çıkacak tablo, bu tablonun getireceği Amerika'nın ekonomik tahminlerinin değişebileceği gibi senaryoları hesaba kattığını düşünüyorum. O yüzden daha kısa vadeli sermaye hareketleri şeklinde, para piyasasının kısa vadeli hareketleri şeklinde değerlendiriliyor. Fed bilançosu sevgili yönetmenim Selçuk ekranlara getirirse sevinirim. Bu Amerikan Merkez Bankası, burası 2007 kriz 2008 de geliyor ve Fed 2008-2009 itibariyle, yani kriz sonrası Amerikan Merkez Bankası ciddi şekilde bilançosunu büyütüyor. Hatta işte 700-800 milyar dolardan, değil mi Murat Savan, 4,5 trilyon dolara kadar yükseltiyor. Yani Fed faiz artışlarını durdursa bile şu bilanço daraltması devam ediyor ama Fed Başkanı Powell burada bile bir ayarlamaya gidebiliriz. Yani bilanço daraltmayı durdurabiliriz gerekirse gibi bir mesaj verdi. Bu önemliydi. Evet. İki şey diyor Türk varlıkları açısından Recep Atakan. Bir tanesi seçim, biri de Çin. Seçim Çin, Çin seçim. İki tane bizim Türk varlıkları açısından biraz da kafiyeli oldu. Bilerek yapmadın galiba. Bilerek yok yapmadım. Bilerek yapmadım, sen güzel yakaladın. Şöyle olsa daha güzel. Çin olsaydı yani setre Çin yapardık ama seçim, bizde seçim, yurt dışında Çin. Şimdi bu bilanço ile ilgili bir şey eklemek istiyorum. Amerikan bilançosu. Evet. Şimdi bir ufak bir hatırlatma işte. Fed 1913'te kuruluyor. Yaklaşık 2008 yılına kadar gelen bilanço işte 800 milyar dolar civarında. Daha sonra 800 milyar dolardan işte bilanço 2013'te 4.3 trilyon dolara çıkıyor. Şimdi şöyle bir hesap yaparsan aslında hani 100 yılda yaptığını Fed işte 5 yılda neredeyse 5 katı kadar bir büyüklüğe ulaşmış oluyor. Şimdi biz bu kadar bir bilançoyla hiç yaşamadık, yani piyasalar yaşamadı. Şimdi bu kadar büyük bir bilançodan da bu bilanço aşağı gelecek. Şimdi bunu da yaşamadık. Bilmiyoruz. Yanında yani, bir de İngiltere'yi, Japonya'yı, hepsiyle birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın bak 3 trilyon dolardan 15'e. 15 trilyon dolara çıkmışlar toplamı. Evet. Yani o 11-12 trilyon dolarlık bir artış var. Yani şimdi biz bu artışı ilk defa yaşadık. Bol likitte dönemini ilk defa bizler gördük. Ne olduğunu gördük. İşte piyasalar coştu, borsalar hep yukarıya gitti. Çok güzel bir dönem, Türkiye'ye geldi para. Alan herkes kazandı falan. Çok güzel bir dönem yaşandı. Şimdi tarihte ilk defa bu kadar yüksek bir bilançodan bu sefer alçalan bir bilanço göreceğiz. Tarihte ilk defa. Onu da ilk defa yaşayacağız. Tam olarak bilmiyoruz ne olacağını. Avrupa'da yaşayabilecek miyiz daha? Daha var ona. 2020'den önce değil. Avrupa cephesi. Bence 2020'den önce. Peki neden hani biz bunu şimdi Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ın mesajları güvercin diyoruz. Yani gelişmekte olan ülkeler için iyi. Bizim borsamız yukarıda bugün. Amerikan endeksleri yukarıda. Ama bakıyorsun bugün maalesef Türk lirası. O başka bir şey. Yani neden bizim gelişen ülke para birimleri arasında Türk lirası diğerlerinden olumsuz ayrışmış? Yani bugün en son sırada Türk lirası var maalesef. %1'lik bir hareket var. Diğer gelişen ülke paraları, örneğin Güney Afrika randı, yine Euro'ya yakın Europek dediğimiz para birimleri bugün ciddi şekilde yukarıda. Çek kronası, Bulgar, Romanya, Polonya vesaire, Macaristan. Neden bizim Türk lirası bugün olumsuz ayrışıyor peki? Ya bize, neden biz daha iyi hissetmiyoruz TL cephesinde? Ya bizde bir şey var sonuçta. İçeride gelecek hafta bir Merkez Bankası toplantımız var. O zaman kimse faiz indirimi mi bekliyoruz yani, olsun? Beklemiyoruz ama şimdi mevduat faizleri de aşağı geliyor yavaş yavaş. İşte kredi faizleri yavaş yavaş aşağı geliyor. Enflasyon 25'lerden 20.30'a indi. 5 puan indi. Aşağı işte 5 puan indi. Fonlama işte faizi 24. Enflasyon 20. Acaba? Tabii ki beklemiyoruz. Yani acaba daha yani piyasanın beklentisine karşın daha erken faiz indirimine gidebilir mi? Ya bu konuda ama hiçbir şey yok. Bilmiyorum daha yani. Bir şey yok. Hiçbir mesaj yok ki. Mesaj 16 Ocak'ta olacak işte. Ya yani 16 Ocak'ta göreceğiz. İndireceğini düşünmüyorum ama hani o şey var ya, çıkıyor sayfa. O hangi sayfa? İşte tutanak işte. Bizim Merkez Bankası. Bizim Merkez Bankası. İşte orada
Recep de zaten çok aşina. Merkez Bankası kararlarında para politikası kurulu. Evet, yani virgül ne kadar yani bakıyoruz. Var mı? Recep abi bakıyor. Burada yani, bir virgül konmuş falan. Mesela benim beklentim, evet. Ben orada bir yumuşama bekliyorum. Yani şey anlamda hani indirebiliriz mesajı orada gelecek. Ha, 6 Mart'ta mı indirir, 25 Nisan'da mı? Ya benim gördüğüm yani enflasyon düştü ama biz bunu trend olarak görmemiz gerekiyor. Yani iki enflasyon rakamı düştü diye enflasyon bundan sonra düşüş trendine girdi demek çok erken. Powell'ın mesajı sonrası TCBM desek Recep Atakan yani güvercin bir Amerikan Merkez Bankası evet. Sonrasında. Evet. Çünkü biz bir önceki haftalarda yaptığımız işte sohbetlerde ya da piyasa konuşmalarında bu kadar ya Merkez Bankamız faiz indirimi derken bizim enflasyondaki düşüş öngörümüzde daha çok değil mi dayanıldı? Kurun sakinliğine bakıyorduk ama evet. Şimdi bir de yurt dışı etkisi açısından Powell çıktı. Amerikan Merkez güvercin bir Fed çıktı. Güvercin Fed sonrası bizim Merkez Bankamızın faiz indirimi daha böyle rahat böyle herhangi bir stres olmadan belki piyasa öngörüsünden de erken başlama ihtimali var mı? Ben de merak ediyorum Recep Atakan. Acaba bizimki de güvercin olacak mı? Bu konuda mı? Recep evet. Atakan evet. Dinlememiz lazım. Evet. Yok çok beklenti yarattım. Evet. Merkez Bankası'nın faiz indirme, daha doğrusu Merkez Bankası demeyelim de hükümetin seçim öncesinde bir faiz indirme hamle yapma olasılığı var. Bu piyasalar nasıl zaten kararları Merkez Bankamız ekonomi yönetiminin faizin düşmesini istemesi diyelim. Merkez Bankası'nın yapması evet. Ayrı bir şey. Ekonomi yönetiminin faizin düşmesi istemesi bir vaka. Bunun içinde aslında argümanlar da yavaş yavaş oluşuyor. Çünkü bizim enflasyon konusundaki temel oyun planımız neydi? Ocak, Şubat, Mart'ta baz etkisiyle biraz tekrar yükselmesi potansiyel bir enflasyon var. Bundan dolayı Merkez Bankası ilk çeyrekte yapmakta zorlanabilir. Ama sonrasında o baz etkileri çalışmadığı dönemde yani yılın ikinci yarısında baz etkisinin pozitif çalıştığı dönemde ise Merkez Bankası'nın yapması normaldir dediğimiz bir senaryoyu kabullenmiştik. İki tane yeni argüman eklendi bu senaryonun içerisine. Bir, hükümetin bu sektörlere yönelik vergi indirimlerini Aralık'ta bitirmemesi, 3 ay daha devam etmesi bu enflasyon konusunda ilk çeyrekteki hesaplamaları bir parça değiştirecek bir husus. Mali genişlemedir. Aslında piyasaları tedirgin eden bir konudur. Bütçe disiplini anlamında hoş karşılanmayan, hatta açıklandığı günün ertesi günü 31.12'de açıklandı ama ilk piyasanın açıldığı gün kur biraz gepli açılmıştı. 5.28'de kapatıp 5.38'de açıldığımız bir gün vardı. O gün zaten onun biraz satın almasıydı. İkinci argüman da az önce senin bahsettiğin Fed'in söylemindeki yumuşama. Fed'in söylemindeki yumuşama çok önemli. Sadece bizim için değil, tüm gelişmekte olan ekonomiler için çok önemli. Ama ben kurun bugünkü seviyesine neden geldi kısmını sadece Merkez Bankası'nın para politikası değil kararı kısmı. Değil. Aslında bir normal seviyesi 5.38 açıldı hatırlarsak 1 Ocak, 2 Ocak'ta. 5.28 kapatıp 5.38 açmıştık. O günün argümanları da işte az önce bahsettiğim mali genişleme anlamına gelebilecek sektörlere KDV muafiyetlerinin devamı gibi hususlar bütçe tarafını yoracak diye piyasalar kuru biraz yukarıda açmıştı. Sonra o Japon yeni hadisesiyle gece 5.75-5.80 görmesi sonrası 5.31'ler sanıyorum piyasalara açıkçası ucuz geldi. Bu hareketin devamı 5.30-5.40 bandı. Teknik olarak şey bir bant değil, endişe edilmesi kuvvetli bir bant değil. Yani 5.40'ı aşarsa ya da 5.30'un altına inmesi hali. Bunlar daha tedirgin edici haller. Yani istersen konuşurken bir yandan bir CDS'i, 5 yıllık CDS'i ekrana getirebilirsen. Tamam. Bizim hem dolar TL'de hem CDS'de tam bu piyasaların karıştığı Ağustos ayı öncesiyle hemen hemen aynı seviyelerde olduğumuzu görüyoruz. Yani Türkiye olayı sadece bir kurdan ve bir faizden okumamak lazım. Ülkenin risk primi olarak baktığımızda sanıyorum ekrana getirmek üzeresin. Evet. Tam Ağustos'taki hareket öncesi seviyelerdeyiz. Kurda da. Adını da yazayım üzerine. CDS'de de. Recep abi buyur. Göstermek istersen. Evet şuralardayız. Şu 358'ler ya da 356'lar. Evet. Yatay şey yaparsan büyük hareketin başladığı dönemin hemen hemen altındayız. Ve buraları daha önce de o ya da bu sebeple gelip buralardan
direnç göstermiş piyasa, hani düzelmek tarafında. Şimdi öyle bir noktadayız ki şu grafiği önümüzdeki Mart ayını dikkate alarak tekrar okuduğumuzda iki tane argümanın sonucu ortaya çıkacak. Bir, Türkiye'de seçim ve seçim sonuçları. İki, Amerika ile Çin arasındaki o ticaret savaşlarının bir yöne evrilmesi konusu. Evet. Bundan dolayı aynı tabloyu kur üzerinde yaptığınızda da orada da çok benzer bir şey var. Benzer bir grafik var. Tamamen aynı, hemen hemen. Yani seviyeleri farklı olsa da tam Ağustos'taki büyük hareket öncesi denge yerlerindeyiz. Kurda da CDS'de de. Piyasaların önümüzdeki bir ya da iki ayda bir tarafa yoğun bulacağı bir yere gidiyor. Hani birinden belki ötekine sevgili yönetmenim çok daha güzel ekranları getirir ama hani kurdan CDS'e şöyle baktığımızda çok neredeyse birebir bir grafikte karşı karşıyayız. Ağustos'taki sevgili Recep Atakan, Recep abinin ifade ettiği o seviyelerin, yani hareketin belki başlangıç noktasını na gelen bir dolar TL hareketi, daha doğrusu tabi sene başı ama şu en olumsuz yerin başlangıcı diyelim. Diğer tarafta da yine efendim bakın CDS'ler, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i yine aynı noktadayız neredeyse. Çok benzer iki grafik yan yana. Bunu sıkışma diye okumak lazım. Yani tahmin ediyorum hem dolar TL hem CDS'i benzer yönde gideceği varsayımıyla tabloların birbirine çok yakın olduğunu da görüyoruz. Bu sıkışmanın çok yakın bir zamanda, bir ay ya da iki ay içerisinde yukarı ya da aşağı yöne evrilmesi lazım. Yukarı yöne evrilecek hususlar, yani CDS'i yukarı atacak ya da dolar TL'yi yukarı atacak hususlar zaten yayınların çoğunda işlendiği gibi bütçenin nasıl gideceği, enflasyonla mücadele tarafında bu ertelemeler sonrası ekonominin toparlayacağı mı toparlamayacağı mı konuları var. CDS tarafında sadece iç ekonomik gelişmeler değil, dışarıdaki husus da belirleyici olacak. Ticaret savaşları bir anlamda toparlarsa ya da toparlamazsa kısmı bizi de etkileyecek gibi duruyor iki tarafta da. Murat Sağ, bu ticaret savaşları konusunda var mı eklemek istediğin? Sonra izleyicilerimizin biraz mesajlarına döneceğim. Bol bol Borsa İstanbul sorusu var. Seçim öncesi borsa ne yapar soruları var ama bir tarafta Çin ile Amerika arasındaki ticaret görüşmeleri de gerçekten önemli. Hani risk iştahı açısından Amerikan endeksleri çünkü çok sert satış yediğinde biz de etkileniyoruz. Tabii, Amerikan piyasaları toparladığında biz de moral buluyoruz. Öyle bir süreçten de geçiyoruz. Ya bu konuyu da evet konuşacağız ve Recep'in dediği gibi bir yere gidecek. Yani işte bir ateşkes var. Ondan sonra tekrar işte bu müzakerelere görüşüyorlar devam edecek. Görüşüyorlar şu an. Ama bir de yani ticaret savaşları önemli ama bir de şu Avrupa'daki gelişmeler de çok dikkatli izlememiz gerekecek 2019 yılında. Yani hala Brexit belirsizliği var değil mi? Brexit belirsizliği devam ediyor Mart sonunda. İtalya sorunu var biliyorsun, bütçeyle ilgili ciddi bir borçlanma var orada. Borç oranları çok yüksek. Fransa'da son dönemde yaşananlar. İşte Almanya'da biliyorsun Merkel görevi bıraktı partisinde. Başbakanlığı da bırakacak. Yani orada lider değişikliği olacak falan filan. İşte Fransa'daki Macron şu anda tarih en düşük güven oyunda. Yani ticaret savaşlarına bakıyoruz ama unutmayalım yanda da Avrupa'daki gelişmeler de. Bunlar hepsi bize etki edecek bu sene içerisinde. Biraz şöyle bakalım. Borsa İstanbul'da sanayi hisleri bu kez hani tel tel dökülüyor demişiz ama bugün Kardemir'de en azından yukarı doğru bir tepki var. Uzun süredir çok sert satış yiyen Kardemir bir miktar bugün nefes almış gibi görünüyor. Daha çok bankacılık sektörü önderliğinde bir hareket zaten görüyoruz. Mustafa Bey ifade etmiş. Fed bile piyasaların beklentisiyle faiz artışını sınırlarken Merkez Bankası piyasa beklentisini dikkate almadan yani faiz artışı yapabilir mi demiş. Faiz artışı zaten beklenmiyor ama neden faiz indirimi yapmaz diye ben bunu algılıyorum. Sercan Korkmaz Bey öyle sormuş. Yine Arzu Hanım da Borsa İstanbul yorumu yapsalar demiş. Birazdan Murat Salman'a soracağım. Deniz Bey ya da Deniz Bey diyor ya da hanımefendi olabilir bilemiyorum. Euro, dolar ve Fed belirsizliği mi daha ağır basacak? Yoksa diyor İtalya, İngiltere belirsizliği mi? Doların yine euro karşısındaki değer kaybı ihtimali nedir diye sormuş. Bekir Bey teşekkür ederiz. Mesajın, o da Borsa İstanbul sormuş seçim öncesinde. Yine yükseliş sürer mi Amerikan endekslerinde? Canfer Bey sormuş. Biraz aslında Recep Atakan'a Borsa İstanbul için, Murat Sağma döneceğim. Borsa İstanbul için var mı? Yani seçim yani, öncesi daha doğrusu TL varlıklar desek Recep Atakan. Böyle seçime daha şöyle bir akıllarda soru işareti var. Daha sakin bir kurla borsada daha yüksek bir seviyede bir
seçim dönemine gireriz. Beklentisi var diyelim ya da ne bileyim böyle bir umut var. Ne dersin? Katılır mısın buna? Şimdi borsayı yaklaşık son endeks seviyesi 90 bine. 90 bine. 90 bine. Evet, 90 bine çok yakın. %24 faizi üzerine koyduğunuzda borsa zaten 100 110 bin yaparsa hemen hemen faizin getirdiği getiriyle aynı performansa sahip olacak. Borsa 110 bin yapar mı? Öncelikle evet. Bu sorunun cevabına bakmak lazım. Bu da önümüzdeki bir yıl. Bir yıl içerisinde. Tabii tabii. Bugün bir yıl sonra. 2 yıllık konuyu 20 kabul edelim. Hadi 24'ten de 20 yenelim. 105 bin, 106 bin gibi bir perspektifi tartışalım. Şu etapta ekonomide özellikle reel sektörün sorunlarının hala tam çözüldüğüne dair işaretler yokken, hala bankacılık sektörünün o yapısal problemlerin çözülmesine yönelik hamleler vücut bulmamışken, açıkçası borsa tarafında faizden daha yüksek getiri için konuşmak için erken, en azından önümüzdeki 3 ay boyunca. Ama biraz olayı böyle statik analizden dinamik hale getirmek gerekirse, yani bir yıllık perspektife baktığınızda faizden daha fazla getirme potansiyeli zayıf gibi duruyor. Hele böyle sıkışmış bir ekonomide yılın ilk iki yarısında, ilk iki çeyreğinde negatif büyüme olasılığının olduğu bir dönemde borsa performansı ilk çeyrek, belki ikinci çeyrek içinde zor gibi gözüküyor ama borsa tarafının bence asıl hamleyi yapacağı taraf yılın ikinci yarısı olabilir. Yılın ikinci yarısını ve ilk yarısını ayrı ayrı düşünmek lazım. Bugünden bir yıllık borsa yatırımı yapar mıyım? Hayır. Ama Nisan, Mayıs gibi aylarda yılın ikinci yarısına yönelik yavaş yavaş portföy kurma olasılığı muhtemeldir. Tabii biraz da geç kalma ihtimalimiz olmaz. Eğer borsa İstanbul, şu an zaten hep iskontolu diyoruz. Artık iskontonun da iskontosu oldu bizim borsada. Çok daha ucuz halde fiyatlamalar ifade ediliyor. Piyasa değeri, defter değeri eğer birlerden 0.90'a düşmüşse anlarım. Ama birlerden 0.40'lara, 0.50'lere düşmüş. Burada artık ucuz olmaktan başka bir şey fiyatlanıyor. Bankalarda özellikle. Sadece bankalar değil, bazı sanayi şirketleri tabii ki bankalar üzerinde var. Bankalarla ilgili sorun çözüme ulaşmadan bir kere orası adam olmadan daha, hani o ucuz derseniz evet 0.50 de ucuz, 0.40 da ucuz, 0.60 da ucuz, 0.70 de ucuz. Ucuzun bir tanımı yok. Ama biraz fazla kötü fiyatlanmış vaziyette. O zaman sorgularım diyorsun. Tabii, o zaman ucuzluk mu başka bir şey aynen mi? Aynen öyle. Çünkü sanayi tarafına döneceğim. Firma konuşamayacağım ama sanayi tarafında hangi şirketin devam edip etmeyeceği olasılığı konuşurken, çok doğru. Bir buçuk ay önce bankalar mı kurtarılmalı, bankalar mı kurtarmalı gibi bir tartışmayı biz burada tartışırken, şu an bankalar kurtarıyor. Bankalar kurtarıyor vaziyette. Yani en son işte az önce biz bolca konuştuk. Evet. Futbolu bir şekilde yeniden yapılandırma görevini bankalarımız üstleniyor. Banka şimdi, her şeyi kurtarıyor. Reel sektörün yüklerinin bankacılık sektörüne verilerek kurtarılması senaryosunda ilgili hisse senetleri üzerinde bazı hamleler olabilir ama bankacılık sektörü yük almaya başlıyor. Bankacılık Bravo. Sektöründen bunu dinlediğinizde ise yarın sorunlu hale gelebilecek bir krediyi sorunsuz bir vaziyette, en azından 5 seneye 7 seneye yayıyorum ama en azından kısa sürede sorun olmaktan çıkartıyorum gibi bir savunma geliyor. Herkes kendince yaptığının haklı olduğunu kabul etmekle beraber bir sorun var. Bu sorun o kucaktan o kucağa atılıyor. Sorun daha çözülmedi. O yüzden borsa tarafına dönelim konuyu. Özel soracağım sana. Ekonominin çünkü yapısal tarafta düzelmesi için hem sanayi, reel sektörün hem bankacılık sektörün ikisinin de aynı anda düzelme trendine girdiği bir dönem yaşamamız lazım. Nasıl bir tablo bu? Şöyle bir tablo. Örnek enflasyonun 15 ve altına sarkma senaryolarında burada tartıştığımız an. CDS primlerimizin 300'ün altına 250'lere indiğini gördüğümüz an. Bono faizlerimizin uzun vadesi daha da düşük olmak üzere mevcut seviyelerin altına belki tek haneye yakın indiği anlar, iki sektör için de olumlu konuşabiliriz. Şu anda Mart'a kadar geçici unsurlarla enflasyon dizginlendi diye bazı tahminler yapıyoruz. Ama hala yapısal tarafta bir yıllık konuşabileceğim kadar kuvvetli konuşamıyorum. O yüzden borsa tarafında portföy yapmak için belki birkaç ay önceden gidilebilir ama bu birkaç ay, 6 ay olursa %2'den %12 civarında bir verimi bırakıyorsunuz.
Bir iki ay derseniz de Nisan-Mayıs aylarından itibaren portföy yapılabilir. Murat sana döneceğim ama bir izleyicilerimizin birkaç sorusu var. Tabii. Daha doğrusu mesajı zaten var. Bugün bankalar prim yaparken kamu bankalarının aynı oranı yakalayamamış olması bir anlam ifade ediyor mu demiş. Yani futbol kulüplerinin borçlarından yapılandırması ilgili olabilir mi diye sormuş. Rauf Bey, burada en hani öne çıkan kamu bankamızın Ziraat Bankası olduğu ifade ediyor. Ziraat Bankası zaten borsaya açık değil. Toplamda 4 banka olduğu ifade ediyor. Bugünkü hareketi de oradan bence oraya bağlayamayız. Çünkü diğer bankalar da işin içerisinde. Yani Volkan Köksal ve IMF'nin 2019'da dolar TL tahmini 10. Böyle ben bir tahmin bilmiyorum, okumadım da. Şimdi böyle tevatürler. Bir de Mahfi Hoca 7,5 dedi. Dedikodusu var. Kaç kere demedim diyor. Böyle bir tahminim yok diyor. Mahfi Hoca'ya da selamlar. Onu da ekleyelim. Ben IMF'nin 10 tahminini de görmedim. Yani bu tarz dedikodular hep seçimden sonra şöyle olacakmış dolar. Bunlara bel bağlamamak lazım. Kimse tahmin edemez. Değil mi yani? Recep Atakan, Murat Sağman herhalde en yakın tahmin edebiliyorsanız siz tahmin edersiniz. Ama ben hiçbir konuğumun ağzından seçim sonrası dolar işte 4 olacak ya da 8 olacak ya da 3 olacak diye bir şey duymadım. Bunlar çok afaki söylenmiyor. Yani biraz değer kazanacak, şu seviyelere doğru gidebilir denebilir ama işte bilmem ne 10 olacak, 7,5 olacak. Böyle bir tahminler bence çok yanlış bir dedikodu şeklinde dolaşıyor. Fevzi Paşalı da diyor ki bankacılık hisleri ucuz diyorsunuz, neden hala alıcı yok diyor. Aslında biraz Recep Atakan'ın söylediğini aktarmış. Ben de oradaki ironiyi söylemeye çalıştım. Evet, zaten. Evet. Ucuz ama alıcı yok. Evet evet, o da başka sana bir şey fiyatlanıyor. Sana katılıyor. Biraz daha sermayelendirme olur mu? Kamu bankalarının sermayelendirmesi aslında dolaylı bir şekilde oldu. Değil mi? Evet. Onu ifade etmiş olan Özel Fevzi Bey. Özel bankalarda da oldu. Özel bankalarda da Akbank oluyor yaptı. Yapı Kredi sanıyorum daha önce yaptı. Belki yenileri gelecek, bilmiyoruz. Borsa İstanbul için Sağlam ne dersin? Şimdi tabii bir şey ucuzsa daha ucuz olabilir. Ben 2000 yıllarında Nasdaq borsasını hatırlıyorum. Çok pahalıydı ama hala alıyorlardı. Yani orada fiyat kazançlar işte 80'lere falan çıkmıştı. Yani 20 olan ortalaması 80 olmuştu fiyat kazançlar. Nasdaq dediğimiz. İşte 5400'lere çıktı. Alıyorlardı. Şimdi bir şey ucuz daha ucuz olabilir. Şimdi hatırlarsın Mayıs 2013'te endeks dolar bazında 5.10 sente gelmişti. Hala şey diyorduk ya, Türkiye borsası ya hala ucuz. Bir %15-20 iskontosu vardı diğerlerine göre. Hala ucuzluk vardı. Bugün nereye geldi biliyor musun? 5-10 nokta. 1.67'ye geldi. Yani 5.10 sentten bugün dolar bazında, döviz bazında 1.67'ye indi. Şimdi benim beklentim şu. Ben de Recep'e benzer. Ben belki de Mart'a kadar, belki de Nisan Mayıs değil ama yani ben Mart'a kadar ben büyük bir hareket beklemiyorum. 85 bin, 95 bin arasında sıkışacağız diye düşünüyorum. 85'te iyi bir destek var. TL bazında en son zamanda gördüğümüz en düşük nokta. 1.60 gibi önemli bir destek var dolar bazında. Onun için 85 TL, 1.60 sent dolar bazında ben oralarda kalacağımız, yukarısı da hani 94 bin, 95 bin. Ama tabii seçim öncesi ve seçim sonrası başka bir hikaye. Orada bir fiyatlama başlayacak. Eğer fiyatlama olacaksa. Bak bugün ben borsada şu anda çok yatırımcı olmam. Niye söyleyeyim sana? Biraz önce konuştuk. 24 gibi bir faiz getirisi var. Değil mi? Yani alternatif getirisi seni 24. Bir düşüneceksin önce. Endeks bazından konuşuyorum. 2. Şirket karlılıklar için borsayı alırsın. 3. Neden alırsın ya borsayı? Düşük bir faiz ortamın varsa, senin işte bugün faizin 3 olsa borsaya girmek çok daha cazip olur. %10 getiri bile yeter. Şirket karlılıkları, işte sanayi şirketlerinin, bankaların kar azalması maliyetten dolayı bir ihtimal olduğunu görüyoruz. 3, 2 ya da 3 çeyrek küçülmeye giden bir ekonomiden bahsediyoruz. Şimdi borsa bunları daha önceden fiyatlar. Zaten fiyatlamaya başladı. Onun için seçimden sonra başka bir hikaye fiyatlanacağı için bu hikayenin ne olacağını bilmiyorum. Her türlü bir hikaye olabilir. Yani atıyorum, İyi de olabilir, kötü ya, de olabilir manası. Kötü de olabilir. Çin'den çok iyi bir likidite sağlanan. IMF olabilir konuşuluyor. IMF olur. IMF bir çıpadır. Sadece para olarak bakmamak lazım. 5 yıllık bir istikrar programıdır. Piyasa bunu satın alabilir. O zaman borsa çok yükselebilir. Çünkü bir çıpa sağlamış olursunuz. Gibi gibi böyle bir sürü hikaye borsayı satın alabilir. Bunu Mart'ta da satın almaya başlayabilir. Ama senin dediğin de doğru. Belki de bunun o hikaye olmazsa da
borsa o zaman tekrar düşmeye başlayacaktır. Onun için ben Mart, Nisan, Mayıs'tan önce yani şu 1-2 ay içerisinde ben borsada açıkçası çok hareket beklemiyorum. Tabii ki şirket bazında potansiyel olacaktır ama ben şu anda endeks bazında konuşuyorum. Bu yeniden yapılandırmalarla ilgili Recep Atakan'ın bankacılık sektörüne ilişkin yorumlarını alacağım ama çok kısa bir aramız var efendim. İzninizle aranın ardından Recep Atakan ve Murat Sağman'la sohbeti sürdürelim. Amerika ile Çin anlaşırsa Fed'in faiz artış tahmin seti Mart'tan itibaren değişmeye başlayabilir. Recep Atakan bir önceki bölümde, Murat Sağman'sa Avrupa Merkez Bankası'ndan 2020'den önce bir faiz artışı beklemiyorum dedi. Yine bir önceki bölümde sohbetimiz devam ediyor. İki değerli konuğumuz bankalar konusunda Recep Atakan'a. Şimdi tabii bugün biz Murat Sağman biraz şey olmasın, bir ekonomi programı diye bir önceki programımız vardı biliyorsunuz. Evet, 9'da. Ne konuştunuz? Bankaları mı konuştunuz? Yapılandırmaları konuştuk. Evet. Bayağı bir yüzü, yani neden benden önce bir ekonomi programı var diye yüzü düşük bir şekilde stüdyomuza geldi bugün. Ama öyle bir programımız oldu. Bir dahakine artık kusura bakma, bu sefer öyle oldu. Orada da işte bankaların yeniden yapılandırılması. Hani kurtaranlar kurtarılma noktasına umarım gelmezler gibi hani bir fikir de bir şekilde ortaya çıktı. Ben şunu anlayabilir miyiz Recep Atakan? Demek ki hani bankalarımız yeniden yapılandırma gerçekleştiriyorlar. Bunu yapabiliyorlarsa demek ki çok büyük sıkıntı yoktur mu deriz? Yoksa az önce ifade ettiği zaten tırnak içerisinde hani alamayacaklarını sağlıklı bir şekilde geri alamayacakları krediler konusunda son bir destek mi atıyor? Son bir avlu daha mı veriyorlar? Öyle mi görelim? Nasıl yorumlayacaksın bunu? Şimdi bu genelleme yapmak çok kolay değil. Bunu örnek bazında bakmak lazım. Geçen senenin büyük yapılandırmalarına girdiğimizde kamuoyuna mal olmuş Ülker grubunun, Doğuş grubunun, Türk Telekom'un yapılandırmaları var. Bunlar çok büyük olduğu için ve birçok bankayı aynı anda ilgilendirdiği için ve malum gruplarında, adı geçen gruplarında canlı faaliyetlerine devam eden, sadece döviz borçluğundan dolayı hızlı kur artışından kaynaklı bir kısa vadeli kredilere sıkışmış olmalarını getirdiği bir yapılandırma projesiydi. Bir de çok büyük yeniden yapılandırmalardı değil mi geçen sene? Evet. Yani bunları, hani bu kadar büyük önümüzde var mı yeni bilmiyoruz. Bilmiyorum. Yani birçok grubun aslında finans yönetiminde özellikle böyle büyük grupların, yatırım yapan grupların yatırım kredileri ağırlıkta uzun vadeli olmalı. Uzun vadeli kredilerin çoğunu da sadece Türk bankalarından değil, tonla yurt dışı kurumlardan da fonlayabilen gruplarımız var. Şimdi bunların istisna olduğu varsayımıyla gidiyorum. Çünkü Türkiye'deki büyük grupların ve borçlu grupların hepsinin kısa süreli bir borç sarmalında olduğunu düşünmüyorum. Futbol kulüplerini tamamen ayrı bir kenara koyuyorum. Benim yönetim anlamında en zayıf bulduğum hani sektörel olarak, çünkü hani sorumluluk yetki muhasebesi olmayan bir yerde oturup da siz kamuoyuna popülerite sunan, kar hedefi olmayan bir yeri yönetmekle bir holdingi yönetmek çok farklı şeyler. Ben spor kulüpleri kısmını tartıştığınız için genel anlama dönmek istiyorum. Genel anlamda konkordato ve yapılandırmayı yan yana düşünmek lazım. Eğer burada sektörün yapılandırma performansını kuru kuruya eleştirirsek çok haksızlık etmiş oluruz. Bu yapılandırmanın yapılmaması hali hem reel sektörün çok yara alması hem bankacılık sektörünün yara almasıdır. İlk defa yapılmıyor. 2001'de de yapıldı. Önemli bir yapılandırma süreci de vardı. İstanbul yaklaşımı dediğimiz hikaye. Ve bu bankacılıkta belli dönemlerde olağan süreçlerdir. Neyi yanında getiriyor? Futbol kulüplerini yine kenara koyuyorum. Yani oradaki tavrım benim net. Yani bir sosyal boyutu var. O sosyal boyut dolayısıyla hani bir popülaritesi vesairesi dolayısıyla farklı davranılıyor olabilir ama büyük gruplara ya da sanayi şirketlerine yapılacak yapılandırmalar durumun şartlarından dolayı burada bankacılık sektörünü eleştirmek çok haksızlık olur. Ama bir yara doğuyor. Bu yara nedir biliyor musunuz? Bankaların mali yükü değil. Bankaların aktiflerinin donuklaşması ya da
likitte yapılarının biraz bozulması anlamına geliyor. Aktif kalitesindeki bozulma dediğimiz. Aktif kalitesi bozulma dersek kredinin batmış hali aktif kalitedeki bozulmadır. Yapılandırma aktif kalitesinin zamana yayılması yani donuklaşması diyebilirsiniz. Yani sürekli 3 aylık kredi veren bankanın likiditesi 3 ayda bir döner. Ama 7 yıllık 10 yıllık kredileri düzenli olarak veren bir bankanın likiditesi de yıllık performanslarda geri dönmeye başlar. Bu yapılandırma işi sektörün mali durumunu bozmaktan daha ziyade likitte koşullarını bir parça etkiliyor. Aktiflerinin vadelerini etkiliyor. Pasifin vadesi Türkiye'de yani mevduat gibi bu yurt dışından bulunan fonlar gibi bir ayla bir yıl arası olduğunu düşündüğünüzde yine Türk bankacılık kesimi işte ortalama 3 aylık bir fonlamayla 1 senelik bir krediyi ya da aktifi yönetirken yine ortalama 3 aylık bir fonlamayla 4 senelik 5 senelik aktifleri yönlendirmeye başlıyor. Bu da bankacılık sektörüne uzun vadede, orta vadede yine faizlerin çok inmesi çıkması halinde o aktiflerinin faiz risklerini taşımalarına devam etmelerini sağlıyor. O kredi dönüşlerinden yaptıkları tahsilatı özellikle bir yıl iki yıl ödemesiz dönemler koydukları için likite etme yani aktiflerini likite etme dolayısıyla yükümlülükleri karşılama tarafında rahatlık konforunu bozuyor. Ama bir yandan da bakıyorsunuz bu yapılandırma yapılmazsa reel sektör tarafına büyük darbe gelecek. Şimdi gördüğüm kadarıyla Bankalar Birliği bu konuda özellikle büyük bankaların çoğunun yönetimde olduğu varsayımıyla küçük bankaları da yanına alarak bu yapılandırma konusunda bir çalışma grubu kurmuş var. Çerçeve anlaşması olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Yapıldı. O zaten. Büyük kredilerin içinde olduğu büyük grup için, küçükler için biraz orada ekonomi yönetimiyle de işbirliği, koordinasyon da var gibi gözüküyor. Burada bu yapılandırma işleri evet bankacılık kesiminin aktif tarafını biraz zorlamakla beraber bunun batık krediye dönmesi hali zaten konuştuğumuz en kötü senaryo. Evet. Bu potansiyelde var mı? Var. BDDK'nın yaptığı son stres testi %6, açıklamalarında %6. Şu anda %3.9'larda olan total NPL dediğimiz yani batık kredi oranının %6'lara kadar ama çıkma potansiyeli. Ama oradaki senaryoyu da bilmiyoruz diye konuştuk ya. Hani hangi senaryoyla %6? Evet işte biraz orada detay da yok. Var eksik. O detayda şu var. Yani şu var. Bize açıklanmadı da biraz bankalar tarafındaki incelemelere girdiğinizde hemen hemen başta büyük bankalar olmak üzere her bankadan şu andaki ilk 200 firma, ilk 100 firma, ilk N firma gibi firmalarının bir kredi sağlıklılığı için raporlarını aldılar. Bunların ödeme yapanları yapmayanları gibi listeleri oluşturdular. Bunların ikinci grup krediler dediğimiz şu anda tam ödememe durumunda değil ama sallanıyor ya da zorlanıyor gibi olanlara baktılar. Ve bunların özelinde birçok bankada aynı anda sorunlu olmuş firmaların herhalde batağa gideceği varsayımında yola çıkarak bunu yaptılar. %6 bana biraz fazla da geldi. Fazla geldi. Yani şöyle kimileri fazla geldi. Kimileri de %8, %9'da mesela evet. S&P'nin raporunda sanki vardı. Şöyle. Biraz daha muhafazakar geldi diyenler de oldu. Resmi sanırım olarak, %6 yüksek geldi. Şöyle, resmi olarak bu kadar yüksek açıklanacağını düşünmüyordum. %3.8'lerde, %4.8, %5 civarına falan gelse şaşırmazdım. %1 daha potansiyeli var, bu bozmaz diyordum. BDDK bunu %6 açıkladığında, üzerine biraz ihtiyat payı koyduğunuzda, hani %7 dediğinizde bu herhalde bankacılık tarihindeki en yüksek NPL yüzdesidir. Bir yıllık ortalama batık krediye gitme oranı bankacılık sektöründe %0.8'ler civarındadır. Her yıl kredinin %1'inden birazı batar. Bir yandan da tahsilatlarınız vardır. Dolayısıyla 3-3,5 stok genelde devam eder. Bu stoğun 6'ya çıkması, hadi biraz kötümser olalım 7'ye çıkması demek yaklaşık 75 milyar daha kredinin batması anlamına geliyor. Asıl sıkıntı burada. Yapılandırmadan ziyade NPL tarafının büyümesi ihtimali. Bu arada %6 da KGF'deki o biliyorsun %6 devletin garantisi yani o porsiyona geldi şu anda. Eğer KGF kredisi ise. Tabii. Evet aynen yani %6 gibi bir garantisi vardı. Bir Melike'ye dönelim istersen sonra Murat Sağman'ın da yorumunu alacağım. Bakalım Melike Amerika endekslerindeki bugünkü yükselişe dair hangi yorumları aktaracak? Powell etkisinin devam etmesi mi diyelim, ticaret görüşmeleri başlıyor, iyimser beklentiler mi diyelim. Ama hani ISM tarafına baktığımızda imalattan sonra hizmet tarafı da Melike beklentiyi karşılayamamış gibi görünüyor. Evet kesinlikle beklentiyi karşılayamamış gibi görünüyor ama en azından bu Ocak ayına iyi girdiğimizi gösteriyor. Cuma günü
çok inişli çıkışlı bir 2018'i hem de sonunu aralığı öyle bitirdikten sonra Powell'ın etkisinin azalmasına rağmen şimdi de Çin-ABD ticari görüşmelerini ABD borsalarının bahane etmesi pozitif algılanıyor yatırımcılar tarafından Barış ve şu anda ivme korunmaya çalışılıyor gerçekten alım ivmesi ve bir yandan da Ocak etkisi piyasalarda boğa piyasaları için Ocak etkisi devam eder mi? İşte bu sorulurken şimdi özellikle bugünkü başlıkların altında en önemli konular politik olsa da ki zaten ekonomiyi de finansal piyasaları da çok etkiliyor. Sınır güvenliği, bu Meksika duvarının örülmesi, 5 milyar dolarlık fon, onun karşılığında hükümetin kapatılması. Tam bir pazarlık yerine döndü Beyaz Saray ve bütün bu görüşmeler baktığımızda. İşte bununla ilgili o yüzden yarın ABD Başkanı olarak Trump'ın ulusal seslenişinde akşam 9'da ne söyleyeceği çok önemli. Perşembe günü Meksika'ya sınıra gitmeden önce insanlık krizi deniyor özellikle. Hatta bu yüzden azledilebilir diye de medyada birçok raporda okuyoruz. Ama tabii istatistiki bir takım anket sonuçları bunun tersini veriyor. Bu hafta önemli bir hafta bir yandan. Şimdi ekonomik verilere de değinmişken ona da bakalım. Çünkü çarşamba günü 18-19 Aralık FED toplantısının tutanakları açıklanacak çarşamba günü. TÜFE rakamları geliyor, enflasyon rakamları, perakende satış, yeni ev satışları derken ekonomik verilerle dolu bir hafta olacak. Bir yandan da Brexit'e bakan, bir yandan da Çin'e bakan piyasayla karşı karşıya izliyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum Barış. Çok teşekkürler. 2.68'e gelen Amerikan 10 yıllık tahvil faizi de var. Onu da efendim aktarmış olalım. Murat Salman'a döneceğim. O yeniden yapılandırmalarla ilgili bugün çokça ekonomik görünüm programımızda hani konuştuğumuz, tartıştığımız. Bizde bir iki cümle belki de. Bizde yani senden de bir iki cümle. Orada biz konuştuk ama hani sen de belki söylemek istersin de bir içinde bu konuda bir yorum yapmadım olmasın. Evet. Recep güzel özetledi zaten de. Sonuçta o bak, zaman vücuttaki kan dolaşımını işte ekonomideki kan dolaşımını da sağlayan da bankalar sonuçta finans sektörünün. Onun için bankalarımız gerçekten çok önemli ve şu dönemde bizim böyle çok pozitif bir çıpa olarak ben görüyorum bankacılık sektörünü. Reel sektör yapılandırmaya evet gerekiyor. Şimdi ben şöyle görüyorum. Ağustos'ta bir sabah uyandığı şirketler aktifte bir problem yok ama pasifte bir şok. Yani kur şoku ve özellikle 220 milyar dolar gibi bir döviz borcu var. İşte Meksika'dan sonra galiba toplam borcun %56'sı şu anda döviz. Ve birden kur şoku yedi şirketler. Şimdi kurdan kaçsan bu sefer ciddi bir faiz artışı oldu. İşte 30'lara geldi. Onun için bir yapılandırmaya gerek var. Bankalar da şu anda bunu yapmaya devam ediyor. Dediğim gibi hem bankacılık sektörü tabii ki hem reel sektör. Hatta hani onunla ilgili bir tweet atmıştım. Yani reel sektör olmadan finans sektör olmaz. Finans sektör olmadan da reel sektör olmaz. Bu hakikaten işin şakası bir tarafa. Akşam saatlerini daha da detaylarını öğrendiğimiz futbol kulüplerinin borçluğuna ilişkin yeniden yapılandırmaya dair ne dersin? Ya tabii orada çok yorumlar da geldi. Yani pozitif ve çok negatif çok yorumlar. Eleştiriler de geldi. Yani şöyle tabii şöyle bir hava var bilmiyorum. Hani işte bankalar şunu kurtarıyor. Bankalar yani Süpermen gibi bütün her şeyi bankalar kurtarıyor. Allah korusun bankalara bir şey olsa bankaları kim kurtaracak? Herhalde kamu tarafı. Daha doğrusu biz tamam. Yani vatandaş. Tamam. Yani. Aksi iş tabii olmaz yani. Bu çok olumsuz için, bir senaryo. Yani daha çok bu yorum bankalara yönelik. Anladım yani şimdi banka bunu kurtarıyor. Banka buna bankanın da bir likiditesi var, bir kredi mevduat rasyosu var, sermaye yeterlik rasyosu var. Banka yani her yeri de kurtaramaz. Şimdi şey zannedildi tabii eleştiri şeyden de geldi. Borçlar silinecek. Yani borçlar sanki silinecek, bankalar üstüne alacak. Hayır, bir genel bir yapılandırmadan bahsediyoruz. Bu sabah akşam herhalde birkaç açıklama olmuş. Bunun detayları gelecek günlerde alacağız herhalde. Orada kulüplerin harcama musluğunu kısmanız halinde kulüp gelirlerinin yayıncı kuruluş geliri, Avrupa UEFA geliri vesaire gibi aslında gelirlerin çoğu nakit akışı olan gelirler. Bu tarafta sıkıntı yok. Ama kulüplerin mal varlıklarına yönelik yani Donuk, işte Dereazı tesisleri, Topuk Yaylası, Galatasaray, Beşiktaş'ın o taşınmazlara yönelik verilmiş krediler için bir nakit akışı yok. Onlar sıkıntılı kısmı. Gelecekteki olan gelirlerin çoğunda teminat verdiği için bankalar.
aslında şu anki borç yükü değil, gelecekteki gelirlerinin teminat verilerek alınan şey olduğu için kulüpler tarafını zorlayacak bu. Bakmayın kurtarılıyor gibi gözüküyor. Bankalar tarafında adı yapılandırma olsa da bir miktar nakit girişi sağlayabilecek şey. Yani biraz ters yorumlanıyor. Bankalar sanki jest yapmış gibi. Ya borç silme değil, bir finansal yapılandırma aslında baktığımızda. Yani kulüplerin işte bunun detaylarına yeni para harcamamasını sağlayacak düzeni yanına getirebilirseniz. Zaten ya düzeni koruyabilirseniz. Yani burada en yani çok sıkıntı kim çekecek biliyor musunuz? Yani bir futbol şeyi ekonomisti değilim ama borcu olan takımların elini ayağını sıkıştıracak bir yapı olursa borcu olmayan takımlar şu anda 4 ya da 5 tane olan bunların avantajına bir ortam oluşacak. Önümüzdeki 4-5 sene büyük kulüplerin biraz böyle sıkıştığı, borçsuz kulüplerin ise biraz daha rahat hareket edebildiği, yeni şampiyonlukların değişebileceği yıllar olabilir önümüzdeki yıllar. O zaman biz daha fazla hani ve doğrudan uzmanlığımız olmadığı noktaya girmeyelim. Biraz finansal boyutu olduğu için konuştuk ama bizden sonra asıl efendim birazdan Emin Çağlar ve Fatih Altaylı karşınızda olacak. Hem bu konudaki yeniden yapılandırmalarla ilgili muhtemelen hem de spor dünyasına ilişkin son gelişmeleri canlı bir şekilde birazdan izleyeceksiniz. Ben Murat Salman'a çok teşekkür ediyorum. Recep Atakan'a çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyoruz inşallah bir sonraki programlarda. Yarın ne konuşacağız ona bakalım, programımızı sonlandıralım. Almanya'dan Kasım ayında sanayi üretimi, Euro bölgesi güven endeksi, dış ticaret dengesi Amerika'dan ve açılan iş sayısı yarınki veriler. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam 9'da önce ekonomik görünümde, saat 10'da da küresel piyasalarda buluşmak üzere.